Yani İslam tarihinde bana bilmemiz sahabalar bilen karşı uçken havarişler. Onlar hakkında peygamberimiz ne degen? İmam Buhari ve Müslim rivayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu degenler. Ahir zamanda şunda yaşlar çıkadı. Ahir zamanda şunda bir yaşlar çıkadı. Yani yaşlar gâhıda özlerde ilim bulmayanlık için, şicat, gayreti, cesurluğu kozup durganlık için, ilimsizliği tüfeğiyle bazı bir natur işlerini koyardı. Bana şunda halatlarda, bana şu yaşlar özüden katta yaşlıya ilim ahıllarına müracaat kılışı lazım buladı. Ha, ihtimal yaşlarda ilim derecesi kattalarca yetip koyandır ihtimal. İhtimal kattalar öz suyundan toktap koyandır. İhtimal yaşlar yangi ilim bilen kelekendir. Lekin kattalarda bu yaşlarda yok bir tanesi var. Hayati tecrübesi var bunlarda. Yaşlarda şicatı ne dedi ulamalar? Keksalarda tecrübesi bilen cilaliyeler dedi. Ana şu havaricilerde çıkıştığı hakikaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkenler. Havaricilerde çıkan vakti bana sahabalar ham bu arada. Ular, ana şu sahabalar değil bir artası ularga yanında ularga koşulgenmez. Bu halen ki ana şu davrdaki en yaş katta kişiler sahabalar bu yanında. Resulullah'ın hadisini devam etkizemiz. Ahir zamanda şunda yaşlar çıkadı. Ularning akılları past bo'ladi, tentek bo'ladi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zini hikmat bilan so'zlaydi, ya'ni hadislardan gapirishadi hammasi. Qur'on o'qiydi, lekin o'qigan Qur'oni bo'g'zidan pastga tushmaydi. Ya'ni tatbiq qilmaydi, o'qigan Qur'oniga amal qilmaydi. Ular dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, dindan xuddi kamondan o'qi chiqib ketgandek tezlik bilan chiqib ketadi dedi. Hadisni gapiradi, oyatni gapiradi, lekin amal qilmaydi. Bo'g'zidan u yog'iga o'tmaydi. Bular kamon o'qi qanday chiqib kelsa kamondan shunday chiqib ketadi. Va ularni uchratsangiz ularni o'ldiringlar. Chunki ularni o'ldirishda Alloh taolo huzurida o'ldirgan odamga qiyomat kunida ajr beradi dedi. Ya'ni oyatni gapiradi, hadisni gapiradi, fitnani qo'zayotgan bo'ladi. Oyatni gapirayotgan bo'ladi, hadisni gapirayotgan bo'ladi, ishini oqibatiga qaradigan bo'lsa kufrga ehtimol sabab bo'ladi. Musibat shunda, hamma oyatdan, hadisdan hujjati bor. Bir fikirga qanotlanmagan, bir yo'lni ushlaganda, endi Qur'on o'qib bir hafta bir uni bir fikrga to'g'ri keladigan mazmunda oyat kelib qolsa, shay ham o'shatini oladida, mana dedi Qur'ondan hujjatim bor dedi. Hayron qolasan, hammaning hujjati bor. Unisi ham kitob sunnatdan, bunisi ham. Mana shu holatda nima deyilish kerak? Nima qilish kerak? Kibor ulamolarga, yoshi ulug' bo'lgan, katta yoshdagi olimlarga albatta murojaat qilish kerak. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari. Haqiqatan mana shu xavorijlarni xuruji bo'ldi. Ularda mana Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu sahobalar bilan katta jang qildi. Mana shu jang Nahravon ma'rakasi deyiladi. So'ngra sahobalar ham boshqa ma'rakalarda, shuningdek ahli sunna jamoat e'tiqodidagi kishilar bu xavorijlar bilan davomiy suratda asrlar davomida jang qilib kelishdi.